Rahman suresi 19. ayetten 23. ayete kadar olan bölüm. Suları acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir. Birbirine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirine geçip karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Furkan suresi 53. ayet. O, birinin suyu lezzetli ve tatlı, diğerininki tuzlu ve acı olan iki denizi salıverip, aralarına da görünmez bir perde ve karışmalarını önleyici bir engel koyandır. Şimdi bu denizlerin, okyanusların vesaire birbirine karışmaması olayı çok popülerleşti ve internette belki 1 milyondan fazla paylaşıldı. Dolayısıyla birçoğunuz muhtemelen bunu duymuşsunuzdur. Buraya da geleceğim ama öncelikle gözden kaçan başka bir konuya bakmak istiyorum. Şimdi burada o iki sudan da inci ve mercan çıkar yazıyor. Şimdi mercanın sadece tuzlu suda yetiştiğini biliyoruz. Yani tatlı suda mercan yetişmez. Bu zaten bilimsel bir hata. Hadi inciyi bir şekilde suni olarak tatlı suda yetiştirebilirsiniz belki. Ama mercan kesinlikle ve kesinlikle tatlı sularda yetişmez arkadaşlar. Bunu bir anlayalım. Niyeyse millet bunu görmezden gelip sadece suların birbirine karışmadığı iddiasıyla kafa yormuş. Hatta bunun da 1400 yıl önce ilk defa ortaya atıldığını, Kur'an'dan önce kimsenin bunu bilmediğini iddia etmiş. Halbuki bu bilinen bir şeydir. Zaten bundan da birazdan bahsedeceğim. Şimdi bu sular birbirine karışıyor. Orası ayrı bir konu ama bunu yanlış biliyor olmakta problem değil. Çünkü bunu böyle paylaşan tonla İslami site var. Yani size yanlış bilgi verilirse yanlış öğrenirsiniz. Bu normaldir. Kimseyi suçlamıyorum. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp sonuçta. Gelin doğrusunu öğrenelim bakalım. Öncelikle dünyadaki bütün su kütleleri birbiriyle karışır. Bütün nehirler, denizler, okyanuslar, ırmaklar. Bütün bunlar kesiştikleri takdirde birbirine karışırlar. Öyle rengi farklı iki denizin fotoğrafını gösterip, ayetteki aralarına bir engel koyduk onlar karışmazlar iddiasıyla ortaya çıktığınız zaman bir şeyi kanıtlamış olmuyorsunuz. Bu suların birbirine karıştığı açık bir gerçektir. Dışarıdan bakınca karışmıyor gibi gözümüzü yanıltması gerçekte karışmadığı anlamına gelmiyor. Böyle bir şey söylediğiniz zaman bir mucize değil bir cehalet sergilemiş oluyorsunuz. İşin komiği bugün hani böyle İslami sitelerde suların birbirine karışmadığı yer diye paylaşılan fotoğraflar var ya. Bu fotoğrafları ilk defa çekip paylaşan kişiler zaten fotoğrafların altına açıklama olarak suların birbirine karıştığı yer yazmışlardı. Ama biz tabii ki o birbirine karıştığı yer notunu görmezden gelip fotoğrafı işte Kur'an'daki kanıt diye paylaşmayı uygun gördük. Alaska Körfezi'ndeki veya Cebeli Tarık'taki veya başka yerlerdeki bu birbirine karışmayan sular iddiası yanlış arkadaşlar. Bütün sular birbirine karışır. Sadece biz yukarıdan baktığımızda renkleri farklı olduğu için karışmıyormuş gibi görüyoruz. Bunun sebebi demir oranları farklıdır, içlerindeki materyaller farklıdır ve bizim gözümüzü yanıltır. Halbuki bir su altı kamerasıyla inip baksanız suların birbirine karıştığını görürdünüz. Çünkü zaten dip akıntıları sürekli birbirine karışıyor. Ve bu denizler bazen üstten de görülebilecek şekilde birbirine karışıyorlar. Bu sular öyle birbirine karışmayan iki okyanus falan da değiller ayrıca. Ya da iki ayrı deniz de değiller. Bu da yanlış bir bilgi. Bu fotoğraflarda gördüğünüz suların ikisi de aynı okyanusun suyu. Sadece bir kısmı kıyıdan geliyor, diğer kısmı ise buzullardan geliyor. Yani bu bilgi de yanlış. Bu suların renklerinin farklı olmasının sebebi tuzlu veya tatlı olmaları değil. Az önce söylediğim üzere tamamen çökelti farkı, demir farkı ve bunun gibi şeyler. Şimdi şunu diyeceksiniz. Ya belki de ayette bahsedilen su bunlar değildi. Belki de dünyada birbirine karışmayan iki farklı su vardır. Belki biraz daha araştırsak gerçekten birbirine girmeyen iki tane su göreceğiz. Göremeyeceğiz arkadaşlar çünkü suların birbirine karıştığı bilimsel bir gerçektir. Aklı başında bilimsel mantıkla bakan birisi iddiası yanlışlandığı zaman fikrini değiştirebilendir. Doğrunun peşinden gidendir. Siz inat yapıp sürekli kıvırmaya çalışıyorsanız zaten hiçbir konuda doğru bilgiye ulaşamayacaksınız. Ayrıca şunu da söyleyeyim, suların birbirine karışmaması eğer gerçek olsaydı bu bir mucize olmazdı arkadaşlar. Tam tersine bir felaket olurdu. Çünkü suların birbirine karışmaması takdirinde birçok canlı yaşayamayacaktı, gelgitler daha sert olacaktı, birçok problemle karşılaşacaktık. Yani aslında sular iyi ki birbirine karışıyor. Ha şimdi de şunu söylersiniz, bak işte sular birbirine karışmasaydı birçok problem çıkacakmış.
Sular birbirine karıştığına göre bu da Allah'ı kanıtlar. Bakın burada bir mucize var. Artık diyecek bir şey bulamıyorum. Siz öyle inanmaya devam edin. Ben konuya devam edeyim. Şimdi burada suların birbirine karışıyor olduğunu öğrenmiş olduk ama aynı zamanda bir konuya daha değineyim. Bu suların birbirine karışması ya da karışmaması durumu zaten bilinen bir şeydi. Yani ilk defa Kur'an'da yazmıyordu bu. Yani 3000 yıldır, 4000 yıldır zaten balıkçılıkla uğraşan birçok medeniyet bunun farkında. Hatta milatın ilk yıllarında yaşamış olan Gaius Plinius Secundus da bu konuya yazdığı Naturalis Historia adlı eserde yer vermişti. Ki bu eser milat dönemindeki bilimle alakalı birçok bilgiyi veriyor ve sırf orada bile 500 yıl sonra Kur'an'da yer alacak olan birçok ayeti bulabilirsiniz. Bakın burada bir mucize bulacağız derken aslında bilimsel bir hata bulmuş olduk. O kadar insan bakın burada mucize var diye koşturmuş olmasaydı belki de bu ayet kimsenin dikkatini bile çekmeyecekti. Zaten bu yüzden diyorum. Etrafta böyle Kur'an'ı reklamlaştıran tipler aslında dine zarar veriyorlar, farkında değiller. Burayı daha fazla uzatmaya gerek görmüyorum. Zira iki tane imamın peşinden koşmak yerine kafasını kullanan herkes bu sonuçlara ulaşabilir. Bu suların birbirine karışmaması mucizesi şöyle de aktarılmıştır. Kaptan Kusto sözde Ceberi Tarık Boğazı'nda bu suların birbirine karışmadığını görmüş ve Kur'an'daki ayeti de duyunca Müslüman olmuş, imana gelmiş. Hani biliyorsunuz böyle çok fazla örnek vardır. CERN'de Kur'an okuyup imana gelen bilim adamları. İşte Ay'a çıkan Neil Armstrong orada ezan sesini duydu ve Müslüman oldu gibi gibi insanlar böyle rivayetleri, yalanları, böyle hurafeleri uydurmayı ve satmayı seviyorlar. Dolayısıyla bunları fark edebilmek adına gerçekten araştırmak, kimseye körü körüne inanmamak gerekiyor. Aslında şu anda benim yapıyor olduğum bu video var ya, bunu bir Müslümanın yapması gerekiyor normalde. İşte Kur'an'da mucize var falan diye tıklama getirecek videolar yapmak yerine bunların gerçeğini ortaya koymaları gerekiyor. Çünkü bu tip iddialar aslında İslam'a zarar veriyor. Bunu da görmek lazım. Son olarak dürüst olabilmek ve her açıdan cevap verebilmiş olmak adına şuna da değineyim. Bir takım kişiler Kur'an'ı tercüme ederken bu suların birbirine karışmaması olayını şöyle de tercüme ettiler. Buradaki sular mecazi anlamda sudur. Gökteki su ve yerdeki su. Göktekiler ve yerdekiler. İyi insanlar ve kötü insanlar. Müslümanlar ve diğerleri. Yani tuzlu ve tatlı olanlar. Bunlar birbirine karışmazlar. Benzerler benzerlerle birliktedir. Müslümanlar Müslümanların dostudur. Gibi gibi. Yani burada bir mecaz olduğunu söyleyenler bunun aslında suyla alakası olmadığını, dolayısıyla bilimle çelişmediğini söyleyenler de var. E iş böyle inancımızı kurtarmak olduğu zaman keyfimize göre bazı ayetlere mecaz anlamlar verebiliyoruz.